psikopat bir herifsin. Anca böyle karşındakini savunmasız bırakarak hesaplaşırsın değil mi? Korkak herif. Madem konuşmak istiyorsun, ellerimizi çöz de öyle söyle ne söyleyeceksen. Daha anlatacağın ne kaldı ki? Yapmadığını bırakmadın. Hepimizin hayatını mahvettin. Babamı yıktın, geçtin. Daha ne istiyorsun bizden? Bitti mi? Söyleyeceğiniz her şeyi biliyorum. Hatta şimdiye kadar düşünmediklerinizi bile. Benden iğreniyorsun değil mi Gazel? Ya sen Leyla? Beni görünce miden bulanıyor. Benden nefret ediyorsun değil mi? Söyle! Söyle hadi! Senden iğreniyorum de! Emin olun ki ben kendimden, sizin benden iğrendiğinizden daha fazla iğreniyorum. Tiksiniyorum. Gazel kaçırıldı. Leyla ortadan kaybolalı saatler oldu. Nasıl bana haber vermezsiniz? Nasıl? Ben size Beykoz'daki evi söyleyebilirdim. Çok değerli saatler kaybettim. Ya onlara kötü bir şey yaparsa? Baba lütfen böyle yapmayın. Çok geç kaldık. Çok geç kaldık. Çok! Öz babam gibi olmaktan korktum. O unutamadığım dehşet gün beni de deliretecek diye düşündüm. Ta ki siz hayatıma girene kadar. Baki baba beni evladı saydı. Gülseren anne şefkatini esirgemedi. Gazeli kardeşim gibi gördüm. Ama Leyla, sen hep farklıydın biliyorsun. Ben aşık olmuştum sana. Aşk dediğin bu mu senin? Resmen işkence çektiriyorsun. Başka yolunu bulamadım. Kendimi tutabilirdim. Ama yapamadım. Sana zorbalıkla sahip olmak istedim Leyla. Zorlu güzellik olmuyormuş değil mi? Olmuyormuş. Sevemedin beni. Ne yapsam sevemedin. Cihan, bu konuşmanın hiçbirimize faydası yok. Bırak bizi. Hadi bırak bizi gidelim. Daha değil. Henüz anlatacaklarım bitmedi. Babamı görmeye gittim Gazel biliyor musun? Tıpkı senin gibi. Ama beni tanımadı. Abla. Burası neresi biliyor musunuz? Babamın annemi kestiği yer. Hem de gözlerimin önünde. Bir haftadır bu evin içindeyim. Bütün hayatımı satır satır okudum. O kadar uzaklara gitmişim ki geri dönemiyorum. Ne
kardeşim yerindeki bir insana aşık oldu. Tecavüze geldi. Bütün insanımı kaybettim. Yaptıklarıma pişmanlık getiremiyorum. Kendimi aklayamıyorum. Anlıyor musunuz? Psikopat bu. Bırak bizi ya! Sus Gazel. Bakar mısınız? Buyurun. Bu adresi arıyoruz. Biliyor musunuz? Biliyorum. İlerideki yol ayrımına kadar dümdüz gidin. Sağa dönün. 100 metre sonra tekrar sağa dönün. Orada bir kere daha sorun isterseniz. Tamam. Sağ olun. İyi günler. Özür dilerim. Öyle pişmanım ki. Beni sevin istemiştim. Kahramanınız olmak istemiştim. Ama kahraman olacağım hikayenin bile kötüsü ben oldum. Yapamadım. Başaramadım. Beceremedim. Kendim bir ateşe düştüm. Sizi de felakete sürükledim. Özür dilerim. Seni affetmemiz için yapıyorsun bunları. Bu kadar kolay mı ha? Şov yapıyorsun. Sana inanmıyorum. İnanmıyorum. Ben kendimi affedemiyorum ki sizden af dileyim. Benim mahkemelerimde kalemim çoktan kırıldı. Can lütfen bitsin artık. Yalvarıyorum bir son ver artık buna. Sizi can azabından kurtaracağım. Sizi de, kendimi de. Kararımı verdim. Ne demek bunlar? Neyin peşindesin? Cihan ne demeye çalışıyorsun? Ne yapacaksın? Öyle olsun istemezdim. Gazel! Leyla! Silah sesi bu evden mi geldi? Evet kardeşim, bu evden geldi. Gazel! Leyla! Abi silah. Evet, evet. Ayol kulaklarımla durdum. Cep telefonuyla polisi aradım. Baba! Leyla! Baba! Cihan aç şu lanet kapıyı! Yardım edin! Yardım edin! Aç. Abi çek ikili. Baba! Leyla geliyorum! Leyla! Yardım edin! Enişte! Baba çabuk olun! Çabuk! Yardım edin! Çabuk! Baba çabuk! Çabuk! Baba! Gazel! Mayra ambulans çağır! Bir çabuk! Alo! Oh. Bu sefer kesin kazanacağım Zehra. Hah, başladı. Hadi vur. Hadi. Hadi işte vur. Abi. Hadi, hadi vur işte vur. Hadi ama. Vur. Hadi abi. Evet hadi böyle vur. Hadi hadi hadi. Hadi vur, hadi vur işte. Vur. Ya vuruldum işte ya. Hep senin yüzünden Zehra. Bir harf vermedin. Ya kendin vuruldun. Ben bir şey yapmadım ki. Çocuklar, az kısın sesinizi bakayım, telefonla konuşacağım. Pardon dede. Dedeme dua et. Alo, Menderes ne oldu? Bulabildiniz mi? Ne? Yaşıyor mu peki? Tamam oğlum, haberdar et muhakkak.
Hay Allah. Baba. Bu nasıl bir iş ya? Ne olmuş? Cihan denen o adam şimdi de kendini vurmuş. Ne yapmış? İntihar etmiş. Resmen kafasına sıkmış kurşunu. Ölmüş mü? Yok, komadaymış. Yaşama ihtimali yok gibi bir şey dediler. Olacağı buydu. Su testisi su yolunda kırılır. Hiç aklına gelir miydi Cihan'ın kendisini vuracağı? Kim? Kim kendini vurmuş? Kim game over olmuş yani? Oğlum, o ne biçim laf öyle? Hadi kızım kalk. Zaten perişan oldunuz. Kalkın eve gidelim. Baba, içeride neler olduğunu öğrenmeden nasıl gideriz? Nasıl geçti? Yaşıyor mu? Yaşıyor değil, ne olur. Ameliyatı hala devam ediyor. Şu an size net bir cevap veremeyiz. 4,5 saattir içeridesiniz. Söyleyebileceğiniz hiçbir şey yok mu? Üzgünüm, beklemek zorundasınız. Ameliyat birkaç saat daha sürebilir. En azından iyi gidip gitmediğini söyleyin. Sabırlı olmalısınız. Hastanın kana ihtiyacı var. Aranızda kan grubu 0 RH negatif olan var mı? Benim kan grubum. Ben verebilirim. Benim de gelin lütfen. Menderes, çok sağ ol. Umarım işe yarar. Hadi Cihan. Yapma bize bunu. Yapma. Ne olur. Dayan. Oturun isterseniz. Ayakta zor duruyorsunuz. Alo. Alo Hakim Bey. Var mı bir gelişme? Çıktı mı ameliyattan? Bekliyoruz Sadakat. Bir şey dediler mi? Daha ne kadar sürermiş? Birkaç saat daha sürebilirmiş. Bu arada kızların durumu çok fena. İlaçla ayakta duruyorlar. Vah vah, deli oğlan. Hem kendine hem de kızlara çektirdiklerine bak. Allah yardımcımız olsun. Sadakat, bir gelişme olursa haberdar ederiz. Kapatıyorum. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Tansiyon ilacınız yanınızda mı sizi? Evet evet, yanımda. Toprağa dikkat etsem. Tabii. Selim. Hı. Hadi bir yerlere gidelim. Canım dışarı çıkmak istiyor. Hadi gidip dans edelim. Sarhoş olalım. Saçmalama eşim. Risk alamayız. Bir gören falan olabilir. Hı. Asuman. He? Buraya mı geldi yoksa? Asuman. Selim. Rahatsız etmiyorum ya. Tabii ki hayır. Neredesin? Evdeyim. İyi misin? Ev üzerime geliyor. Çok bunaldım. Çıkmam lazım bu evden. Bir şey mi oldu hayatım? Sonra anlatırım. Buluşalım mı? Şimdi mi? Evet. Kendimi hemen dışarı atmazsam delirebilirim. Saat çok geç oldu Asuman. Boşanmanın arifesinde yanlış anlaşılır. Senin için doğru olmaz. Bunun neresi yanlış? Sadece buluşup bir çay içelim istiyorum. Seninle konuşmaya ihtiyacım var. Biliyorum ama tekrar üzülmeni istemiyorum. Biraz sabretmeye çalış. Yarın konuşuruz. Olur mu? Peki. Yarın görüşürüz o zaman. İyi geceler. Ay, çok iyi yaptın. Gece gece hiç çekilmez o soğuk nevale. Yeşim lütfen. Asuman'a laf atıp durma yanında. Ayrıca çok sıkıntılı günler geçiriyor. Şimdi de bana onu mu savunuyorsun? Hayırdır? Bence biz de bir süre görüşmesek iyi olur.
Geçen sefer az daha paçayı ele veriyorduk. Bir daha böyle bir risk alamam. Ne yani? Görüşemeyecek miyiz? Beraber olamayacak mıyız? Yeşim, yapma lütfen. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Şimdi şüphe çekecek şeyler yapamayız. Artık daha dikkatli olmalıyız. En çok da sen dikkat etmelisin hareketlerine. Dikkat et Selim. Ben Gönül'e benzemem. Beni öyle elinin tersiyle bir kenara itemezsin. Ne yapıyorsun? Evime gidiyorum. Ne kaprisi şimdi bu böyle? Baba, siz uyumamış mıydınız? Hayırdır Asuman? Gece gece sokağa çıkmak için planlar yapıyorsun. Bu kadar mı daraldın evinden? Baba, lütfen. Yaşadığım her sıkıntıya tanıksınız. Ayrıca siz benim telefon konuşmalarımı mı dinliyorsunuz? Kulak misafiri oldum diyelim. Ama duyduklarım da hiç hoşuma gitmedi. Dikkat et. Sen hala Mermertay soyadını taşıyorsun. Bu soyadının sabıkası çok. Merak etmeyin, ben asla o kadar ileriye gidemem. Asuman, konuştuğun lafa dikkat et. Sen böyle bir kız değildin. Çok değişti. Vallahi Fatma Nur haklıymış yani. Keşke çocuklarla Aydın'da kalsaydınız. Merak etmeyin, yakında soyadınızı iade edeceğim. Siz de bu ayak bağından kurtulacaksınız. Doktor Özgü Deniz, Doktor Özgü Deniz, 322 nolu odaya bekleniyorsunuz. Doktor Gözel, Özgü Deniz, gel otur ablacığım. 322 nolu odaya bekleniyorsunuz. Oturunca daha fena oluyorum. Uf, ne zormuş beklemek. Nasıl bir vicdan azabı çekiyorum bilemezsin abla. Çıldıracağım. Biliyorum. Ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok dua etmekten başka. Of. Şimdi bir koyacağım tekmeyi şu ameliyathanenin kapısına. Hayret bir şey ya. İnsan bize bir açıklama yapar. Size bir şeyler almamı ister misiniz? Saatlerdir açsınız. Yok sağ ol, teşekkürler. İşten mi kaldı? Babacığım iyi misin? Hadi kızım kalkın. Gidiyoruz eve. Baba nasıl gideriz? Daha ameliyat bitmedi. Kızım bu ameliyatın kaç saat süreceği belli değil. Burada beklememizin bir anlamı yok. Hemşireye bir not bırakırız, arayıp bize bildirirler. Onu burada sahipsiz gibi bırakamayız. Gitmem. Hastaneye kadar getirdik. Vazifemizi yaptık. Artık burada durmanın manası yok. Çok pişmandı baba. Tetiği çekmeden önce söylediklerini sen de duysaydın mahvolurdun. Son pişmanlık neye yarar? Şu yaptığına bak. Pişmanlığıyla bile hepimizi sefil etmeyi başardı. Orada olsan bizi anlardın. Lütfen ısrar etme baba. Gerçekten yaptığı her şeyin farkındaydı. Bütün hatalar için de defalarca özür diledi. Kendini asla affedemediğini söyledi. Hiçbir şey geri döndüremeyeceği için vurdu kendini. Bu sefer gerçekti duyguları. Oyun oynamıyordu. Seninle de konuşmak istediğini söyledi. Ama karşına çıkmaya yüzü kalmamış. Yeter. Bir kelime daha duymak istemiyorum. Bana onu anlatmayın. Pişman olan adam yaşadıklarından ders alır. İnsanların vicdanıyla oynayıp gözlerinin önünde intihar etmeye kalkmaz. Kim bilir nasıl yaralar açtı bu yaptığı sizlerde. Bir süre oturun, hemen kalkarsanız başınız dönebilir. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyi misin abi?
Ben iyiyim de durum acayip. Hayat ne garip değil mi? Can düşmanına kan verdin. Daha dün adam seni öldürmeye kalkıştı. Onun gücü kadınlarla çocuklara yetti hep. Hiçbir zaman erkek gibi karşıma dikilmedi ki. Evet. Yüzüne bakamadığı için sırtından vuracaktı seni. Neden bahsediyorsun sen Mahir? Geçenlerde sen kızın kucağında Baki Beylerden çıkıyordun. Cihan'ın bir pislik yapacağını tahmin ettiğim için seni takip ettim. Elinde silahla pusuya yatmış bekliyordu alçak. Ulan fayda etmez. Eğer silahını indirmeseydi kesecektim boğazını. O geceden sonra geldim evinize. Çocukların şoförünü uyarmak için. Neden daha önce anlatmadın Mahir? Ya Zehra'ya bir şey olsaydı? Olmazdı. Ben oradaydım. Neyse. Daha fazla konuşmayalım. Yaptıklarının bedelini içeride yaşam savaşı vererek ödüyor. Üstelik damarlarında benim kanım dolaşıyor. Doktor, çıktılar. Doktor bey, durumu nasıl? Hastanız hayatta. Oh. Ancak bir şey söylemek için erken. Bir süre yoğun bakımda kalacak. Henüz tehlikeyi atlattığını söyleyemeyiz. Biraz daha açıklar mısınız? Kurşun beyne teğet girmiş ve hayati noktalara isabet etmemiş. Çıkartmamız daha riskli olacaktı. O yüzden kurşuna dokunmadık. Ancak kendine geldiği zaman bizi neyin beklediğini bilemeyiz. Sakat kalabilir mi yani? Mümkün. Bu tip vakalarda sol taraftan giren kurşun vücudun sağ tarafında, sağ taraftan giren kurşun da vücudun sol tarafında felce neden olabilir. Görme, konuşma ya da duyma bozuklukları görülebilir. Hafıza sorunları da yaşayabilir. Hatta belleğini tamamen de yitirebilir. Dediğim gibi zaman gösterecek. Peki ne zaman kendine gelir sizce? Bu tür ameliyatlardan sonra hasta 24 saat ilaç verilerek uyutulur. Sonra ilaç kesilir ve hastanın kendiliğinden uyanması beklenir. Cihan! Kızel! Bırak kızım. Bırak işlerini yapsın. Baba lütfen. Ameliyat bitti. Durumunu da öğrendik. Artık eve gidiyoruz. Ben burada kalmak istiyorum. Cahil cahil konuşma Gazel. Yoğun bakıma sokmazlar kızım. Hadi. Olmaz baba. Bırakamayız onu. Burada kalacağım ben. Ya sabır. Ne yapacaksın bütün gece hastanede sabaha kadar tek başına? Hayır. Gazel'le hastanede kalır mısın bu gece? Tabii, merak etmeyin siz. Öleyim deme. Yaşayacaksın. Beni bu vicdan azabıyla bırakıp gidemezsin. Uyanacaksın. Ve yaptığın yanlışlarla yaşamayı öğreneceksin. Ya ben de kendimi insan sarrafı bilirdim. Hani 40 yıl düşünsem, bu kadar egoist bir adamın kendini vuracağı aklıma gelmezdi. Hiçbirimizin aklına gelmezdi. Oraya giderken düşündüğüm en son şey onu o halde bulmaktı. Peki doktorlar ne diyor? Yemeğini ye. Hayati tehlikeyi atlatmış değil. Uyandığı zamanda nasıl olacağına dair bir garanti veremiyorlar. Zaman gösterecek dediler. Baba! Kafasının neresine ateş etmiş tam olarak? Hayati.
Senin oynadığın oyunlar gibi değil bu. Adam hastanede can çekişiyor. Çocukların önünde bunların konuşulması şart mı? Kahvaltı sofrasında el alemin derdinden başka konuşacak bir şey yok mu? El alem dediğin insanlar benim oğlumun akrabaları. O ailenin manyak yanaşması yüzünden yeterince sorun yaşadık. Çocukların da psikolojilerini bozmak istemiyorum. Hemen açıyorum. Çocuklarımızın psikolojisini ben de en az senin kadar düşünüyorum Asuman. Yemeğinizi yiyin. Sürpriz. Anne. Babaanne. Babaannem gelmiş. O canım benim. Babaannem gelmiş. O canım, canım, canım. Hoş geldin anne. Hoş geldiniz. Ne güzel bir sürpriz bu. Öyle mi? Baban pek sevinmiş gözükmüyor ama. Yok hanım. Olur mu öyle şey? Haber vermedin de şaşırdık. Değil mi? Sağ ol Sadakat abla. Sonra birer tane de vitamin alın. Perişan oldunuz. Şimdi en son durumu neymiş Cihan'ın? Ben çıktığımda hala baygındı. Ameliyattan sonra 24 saat uyutuyorlarmış. Ne zaman kendine gelirmiş? Bilmiyorum. Gidince öğreneceğim. Hastaneye mi gideceksin gene? Baban duymasın, çok kızar. Kimse gitmeyecek dedi. Tamam, duymasın o zaman. Allah Allah. O yaşamadı tabii bizim yaşadıklarımızı. Uzaktan ahkam kesmek kolay. Gazel sakin ol. Fenayım zaten. Boşu boşuna babamı da üzme. Abla. Ben ona çok acıdım. Sen de acıyorsun biliyorum. Söyledikleri kulaklarımdan gitmiyor. Benim de. İbrahim Beylerin de çok selamı var. Aleyküm selam. İyiler mi? İyiler, iyiler. Oğlanı evlendirdiler ben oradayken. Küçük oğlanı. He. Sen de bir arayıp tebrik etsen çok iyi olur. Hı. Kahve içer miydiniz? Ay ne iyi olur. Şöyle ikimize de Kale abi birer kahve yap da içerim kızım. Bana yapma Habibi. Benim çıkmam lazım. Çıkman mı lazım? Aa, ben 2 aydır yokum Selahattin. Bugün de işe gitmeyiversen ne olur? Ya inanmayacaksın ama o kadar çok iş var ki şirkette. Mutlaka gitmem lazım Fatma Nur. Hem öğleyinde sporum var. Şimdi ilk günden kaytarmak olmaz. Ne sporuymuş bu? Eski köye yeni adet mi geldi? Canım işte spor dediysem keyfimden değil. Biraz kalbimi güçlendirmem gerekiyormuş. Doktor şey yaptı. Tavsiye etti. Çok faydası varmış. Ben çıkıyorum anne. Akşam görüşürüz. Canım güle güle. Beni de bekle Menderes. Beraber çıkalım. Sen bugün annemle vakit geçirseydin ya baba. İşim var oğlum. Annem bir yere kaçmıyor ya. Dikkat et Selahattin Bey. Orası hiç belli olmaz. Bakarsın kaçıvermiş. Kızma sultanım. Ben bunu telafi ederim. Hadi akşama görüşürüz. Seni affedemem Cihan. Ama burada öylece durup ölmemi de bekleyemem. Sana bir çift sözüm var. Bu dünyadan çekip gitmek en kolay olan. Sana hiçbir şey öğretemediğimi anladım. Ama en azından dayanıklı olmayı, ayaklarının üzerine basmayı öğrettiğimi biliyorum. Hayatı her şeye rağmen yaşamasını bileceksin. Kalkacaksın. Yaptığın yanlışlarla yüzleşeceksin. Hatalarını kabulleneceksin. Başka çaren yok.
ve yaşayacaksın. Tüm olanlara rağmen. Baba? Gazel? Ben doktorla konuşmaya gelmiştim. Belki hastane prosedürleriyle ilgili bir şeyler lazım olmuştur diye. Sigorta, evrak filan. Tabii tabii. İçeri girip Cihan'a evrakların yerini mi sordun? Yapma baba. Dayanamadın değil mi? Sen de üzülüyorsun biliyorum. Nasıl şey ya? Selahattin Bey, sizi burada görmek ne güzel. Sağ olun Yeşim Hanım. Vakti gelmiş de geçmişti bile. İş güç derken fena salmışım kendimi. Yok canım, hiç de değil. Düzenli çalışmayla yeniden 20'lik delikanlılar gibi olabilirsiniz. Öyle mi dersiniz? Siz bu işi bana bırakın. Bundan sonra antrenörünüz benim. Kol, bacak, karın, sırt hepsini çalıştıracağız. Ne yazık ki bu sevimli göbekle gidecek. Size zahmet olmasın. Buradaki hocalar yardımcı olur dediler. Aa, vallahi kimselere bırakmam sizi. Hem göreceksiniz birlikte çalışmak çok zevkli olacak. Hay hay. Sizin gibi bir hocam olursa daha ne isterim? Başlangıç için bunlar ağır gelir size. İsterseniz ısınma hareketleriyle başlayalım. Peki. Habibe. Efendim? Şunları da yazdıkların arasına koy kızım. Tamam. Fatma Nur Hanım, bu kremleri buraya mı yerleştireyim? Yok yok. Onlar yatak odamda duracak da. Habibe. Bunlar kimin? Selahattin Bey'in efendim. Aa, üzerime iyilik sağlık. Adamı 2 ay boş bıraktım, gençlik budalası olmuş. Yüzüne krem mi sürmeye başladı? Hı hı. Allah Allah. Habibeciğim, bunları dolaba kaldırmadan ütüleyiver çocuğum. Tamam Fatma Nur Hanım. Şunları da asalım. Aa, bu kravatı Selahattin mi takıyor? Bu gömlekler de yeni. Bunların hepsini yeni almış. Şu da yeni. Kolay gelsin anneciğim. Yerleşebildin mi? Kızım, baban dolabını baştan aşağı yenilemiş. Bakar mısın şuraya? Bakar mısın şunların rengine? Allah aşkına bunları babanın takmadığını söyle. Şu hale bak. Gören de başka bir adam gelmiş odaya yerleşmiş sanır. Büyütüyorsunuz. Yapmayın anneciğim. Ne var bunda? Şu gömleğin rengine bak. Bu kadın da kim? Eh, yazıklar olsun Selahattin Bey. Ah, görüyor musun kızım? Bir de utanmadan kadının fotoğrafını cebinde saklıyor bu adam. İlahi anne, Yeşim bu. Bizim şirkette çalışıyor. Benim spordan arkadaşım. Spor mu? Bu alet hem kollarınızı hem de göğsünüzü çalıştırıyor. Dikkatli bakarsanız göğüs kaslarını nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Görüyorum, maşallah maşallah. Hadi bakalım, şimdi sıra sizde. 8'li bir sette başlayabiliriz. Ama önce şu ağırlıklardan birkaçını çıkaralım. Aman ne yapıyorsunuz Yeşim Hanım? Hele şu pazulara bir bakın. Taş. Dokunun da bakın. Aa, gerçekten de öyle. Hiç kol çalışmanıza gerek yok vallahi. Ya. Bunları Türkiye'nin her yanına mermer limonileri taşıyarak yaptım ben. Ay ilahi Selahattin Bey, ömürsünüz. Hmm.
Oluyor mu? Bravo. Ama kollarınızı birbirine biraz daha yaklaştırın. Bakın böyle daha iyi değil mi? Davan artık emin ellerde Asuman. Meral Hanım boşanma davalarının en dişli avukatlarındandır. Aa, abartmayalım Selim. Gereken neyse onu yapıyorum. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Selim yoğun olduğunuzu söyledi. Evet, her gün ne kadar çok çiftin boşanma kararı aldığını duysanız şaşarsınız. Ya, artık kimse bir yastıkta kocayamıyor demek ki. Kim bilir, belki de herkes ikinci bir şans hak ediyordur. Eşiniz boşanmayı kabul ediyor mu? Evet, zaten evden çok eski karısının yanında. Böyle bir kozla mermer tayları iyice silkeleyebiliriz. Sizce dava ne kadar sürer? Bu işin mümkün olduğu kadar hızlı ve temiz olmasını istiyorum. Çok iyi niyetlisiniz. Ama ortadaki servet bu kadar büyük olunca işler siz istemeseniz de uzayabilir. Hatta gerginleşebilir. Malda mülkte gözüm yok. Gerekirse şirketteki haklarımdan da vazgeçmeye razıyım. Tek isteğim Hayati ve Zehra'nın velayeti. Emin misin Asuman? O ailenin olan her şeyde senin de hakkın var. Onca yıllık emeğini bırakacak mısın? Hiçbir şey çocuklarımdan değerli değil Selim. Tamam o zaman. Önceliğimiz velayet olacak. Alo Menderes, şirkette misin? Avukatımla beraberim. Evet. Boşanma davasını konuşmak istiyoruz. Demek burası. Evet efendim. Asuman Hanım'ı bir kez bırakmıştım buraya. Peki efendim. Hoş geldiniz. Yardımcı olabilir miyim? Bize Asuman Hanım'a... Bir dakika. Sen dur evladım. Merhaba kızım. Metinizi pek duydum. Kimi görsem buraya gelmeye can atıyordu. Ben de kendim neymiş bu spor bir göreyim dedim. Tabii efendim. Buyurun. Sağ ol. Sizinle gelmemi ister misiniz? Yok. Gerek yok evladım. Dön sen. İşinden gücünden kalma. Gerisini ben kendim hallederim. İyi günler. Bu nasıl spor? Herkes yarı çıplak kıyafetlerle. Bu daha ilk gününüz. Kendinizi zorlamayın. Akşama her yanınız ağrıyacak sonra. Bir şey olmaz. Anadolu'nun toprağından çürük adam çıkmaz. Bakmayın siz. İstanbul'da hamladık böyle. Ebu Azmin'ize bakınca size hayranlık duymamak elde değil. Ama öyle aşağı doğru değil. Müsaade ederseniz göstereyim. Tabii, buyurun. Yok yok, kalkmanıza gerek yok. Oturun. Verin geriye sırtınızı. Barı göğsünüze doğru belli bir açıyla çekeceksiniz. Ha. Şöyle. Ha. Ama dikkatli olun. Yavaş yavaş. Hissediyor musunuz? Evet hocam. Ben şimdiden 10 yaş gençleştim. Selahattin! Kalkma lan. Yazıklar olsun. Senin spor dediğin buydu demek. Ayağın yaşa, belin taşa gelsin. Allah'ından bu değil mi? Fatma Nur. Selahattin Bey, iyi misiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Menderes Bey. Asuman Hanım da neredeyse gelir. Sizden istediğim belge hazır mı? Evet, hazır. Bir göz atsanız iyi olur. Abi, hayırdır? Asuman. Boşanmayı konuşmak istiyor. Acele ediyor. Nedeni malum. Bütün delillere rağmen mi? Selim'in tüm kartlarını masaya açtık. Gösterdik ve anlattık. Bana mısın demiyor ha? Tuzağa düşmek üzere olduğunu fark etmiyor bir türlü. Herif dişini Asuman'ın zayıf yönüne geçirmiş. Kolay kolay bırakacağı da benzemiyor. Desene biz bu herifi hafife aldık. Peki şimdi ne yapacağız? Biraz zora koşup vazgeçirmeye çalışacağım. Asuman Hanım ve avukatı geldiler efendim. Tamam buyur et. Bana müsaade abicim. Ben müdahil olmayayım.
Ama bence Asuman'ı incitmeden yap ne yapacaksan. Size kolay gelsin. Merhaba. Menderes Bey'in avukatı da burada olduğuna göre hemen başlayabiliriz. Buyurun. Bildiğiniz gibi Asuman Hanım size karşı boşanma davası açmak üzere. Ancak tercihimiz anlaşmalı boşanmadan yana. Demek öyle. Anlaşmalı olsun diyorsunuz. Dinliyorum. Bu iş bir an evvel bitsin istiyorum. İkimiz de daha fazla yıpranmayalım. Herkes için temiz ve acısız olsun. Peki o zaman. Avukat Hanım'a belgeyi verin lütfen. Buyurun. Nedir o? Ne yazıyor? Senden boşanmayı kabul ediyorum Asuman. Ama elbette bir şartım var.